Evet. Köpek seni sevdi yalnız. Aşkım beni değil. Gofret! Dedem gofret ve ben vardı. Evet. Bunu yemin çok sevdi. Çünkü haklı. Çünkü haklı. Sınav tükeni. Bu daha zayıf görünüyordu yayınlarda. Twitch Türkiye'nin ağrısız köpeği. Kedi burada. Ama evet. Bu da çok tatlı. Burada kedi var, köpek mi önermeye bakalım. Tamam, ben bir kare çıkartıyorum. Yabani ya, bir kere bile evet, yüzünü evet göstermedi. Yabani. Pek sevmem. Minerva pek sevmez bu arada. Şey, annemler falan geldiğinde de hiç ya, insan sevmiyor. Kaçıyor yani. Ya yukarı kaçıyor ya aşağı kaçıyor. Hatta çok iyi bile davrandı. Tabii canım. Direkt böyle pırrrr deyip kaçması lazım. Ama bir de bağıra bağıra kaçıyor. Eww! Eww! Evet. Böyle şey der gibi. Evde ince, biri var! Evde biri var! Çok ince bir sesi var. Biraz ses tonu farklı. Çok komik oluyor o ses tonuyla. Minerva olduğumu öğrendim biraz uşağına. Tatlı sonunda geldik. Kaç saat oldu? 3-4 saat oldu. Tam bir misafir değil mi? Cort diye Türk kahvesi. Sade bir tane bir biçim. Ben misafirime şeyi soracağım bu arada. Kendileri hamur işi mi isterler, et mi isterler? Hamur işi isterler. Et, çünkü et isterler mi? Tamam, okey o zaman. Hemen sadece baktım sana. O zaman sana hem güveç söyleyeceğim. Çünkü Kütahya'nın hem güveci meşhur hem de cimciği meşhur. O zaman ben şimdi kapatıyorum. Evet. Bizi gezdirirsin evini. Sonra muhabbetimizi yaparız. Sonra sizle de evi gezeriz tabii. Bir bakarız. Tabii. Evet. En gizli kalmış köşelerden. En köşelerinde. Evet. Evet, evet, evinizi gezmeye hazır. Şey programı gibi. Koltuğum. Daire çiftle daire değil mi? Saçlarım çok uzunmuş. Çok güzel mi? Kestirdin, iyi evet, oldu. Çok iyi oldu. Çok. Ben de çok rahatladım. Şey, normalde ben bu videodan önce kestirecektim ama bizim o zamanki programımız çok doluydu. Gidemedim yani. Bu arada ev... sonunda evi görmüş olduğumuz herkes çok güzel, rahat bir nefes alır diye düşünüyorum yani artık. Koltuğumdan bok çıktı. Her şey olabilir. Bu mu sıçtı? Ceyda yoldayken senin Nikinin anlamını öğrendim. Ben ne zannediyordum? Ne zannediyordum? Pelin'in P'si kraliçe gibi Pelin. Bak Minerva gidiyor, Minerva. Sen arkada ne yapmış? Minerva'yı götürüyorum. Şey yapıyordu, sürekli geziniyordu, kaçıyordu, koşturuyordu falan. Öğrendim. Ben ne zannediyordum? Ne zannediyordum? Pelin'in P'si, kraliçe gibi benden. Pelin, P-Queen. Öyle zaten. Ondan sonra olduğuma geliyor. Dur. Ya çok tatlı ya. Allah'ım. Çocuğum benim, bir dakika, ben bu kısmı duyamadım. Bir duymak istiyorum. Yoldayken senin Nikinin anlamını öğrendim. Ben ne zannediyordum? Ne zannediyordum? Pelin'in P'si, kraliçe gibi Pelin, P-Queen. Öyle zaten. Ne yaptı ya? Ne dedin? Dedim ki, pi dedim, ne demek? Çiş demek. Silikli kraliçe manasına geliyor dedim. Bir de diyor ki Pelin çok gülüyor ya diyor, seviyor ya, altına kaçırıyormuş diyor. Ben böyle, ooo çok mantıklı lan diyorum. İnandı. Ceyda buna nasıl? Vallahi inandı. Silikli kraliçe. Bu arada bu mime olur biliyorsun değil mi? Bir saniye, bir saniye olmasın. Çünkü ben hem çişimi hem pırtımı tutmayı biliyorum. Annem 3 yaşını öğretti. Çünkü 3 yaşında kreşe gitmiyorum. Karan ben şimdi yarı hayatım. Tamam, içerim. Yarıda. İkimize de koysana gidip. Yok. Hadi koy, gelelim. İzleyelim, ondan sonra koyarım. Tamam. Bunu her zaman biliyorsunuz. Ben 3 yaşımda hem çişimi, hem kıkımı, hem pırtımı yapmayı öğrendim. Bunun sebebi de kreşe başlayacaktım. Annem hepsini oturdu, teker teker öğretti. Teşekkürler, sağ olun. Sağ kabul ettim. Ama çok mantıklı sallamamış ki. Çok mantıklı sallamış. Çok mantıklı. Burada al bayramı çok iğrenç bir oyundur. Niye gülüyorsun? Anam abi gülüyor. Ya anlat bize. Burası salonu. Burası salonu. Evet, burası salonum oldu. Çok keyifli bir salon bu arada. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yok, mesela şurada çok keyifli bir parça var. Daire tur. Aa, size zeytin kolonyası ikram etmedim. Ne zeytin kolonyası? Evet evet. Hakkı bir şey söyleyeceğim. Hakkı Bey, bir zeytin kolonyası paketi yaptırmamız lazım evet, sevgili evet. Ceyda ve Fırat'a. Fırat Bey'e haberiniz olsun efendim. Onu ayarlayalım Hakkı Bey. Teşekkürler. Milletin eline düştük. Evet ya. Gerçekten düştük yani. S-Queen şeklinde. Artık Sidikli Queen. Kütahya yalnız çok seviyor. Bir tane daha var. Kedinin evi bayağı, o da iki katlı. Triplex. Evet, triplex. İki katlı. Artık hangisi böyle o gün çıkış izni aldıysa o geliyor gizliyor. Kullanıyorlar mı gerçekten yoksa yalandan mı? Çok kullanıyorlar tabii canım. Mia burada çok uyuyor. Minerva genelde bu alt katlı uyumayı daha çok seviyor. Ama tırmalamamışlar hiç. Yok, genelde tüy bu kalıntısı bırakıyorlar gördüğünüz gibi. Abi çok yakın çekme, onu süpürmedim. Aa, bu arada ben bir ev hediyesi getirdim. Tabii, klasikleşmiş bir ev hediyesi. Poşet. Ya bakın bugün de onu bak. Hiçbir şey almamam. Saçmalama, sen bana niye alacaksın? Şeyde hanım, terlik. Terlik almış bana. Ben borcam aldın sanıyordum. Almadım ben borcam. Gerçek tatlı bir hediye aldım. Kupa falan mı geliyor acaba? Evet.
Ya ama güzel bir kupa. Benim kupalara hastalığım var ama. Yemin et. Vallahi bilmiyordum. Birazdan mutfakta kupa koleksiyonu kupa göstereyim mi size? Ben bardakta asla kullanmadım. Bu da senin. Gösterdiklerimizin daha bir kısmı da şey değil ha, onları göstermedik. Tabii diğer taraftaki, diğer dolaptaki. Diğer dolaptaki değil. Hayır, diğer dolapta yok. Şeyin içindeydi. Bulaşık makinesi. Ha, bulaşık makinesinin içinde de vardı. Diğer ben kupa yok. Harici hiçbir şey kullanamıyorum. Hiçbir şey. Yani bardak hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum bardaktan bir şey içmekten. Oo, çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim. O da bir şey. Servis tabağım. Ama çok güzel. Ne o ya? Bu bir karikatürsün çizimi orada da ben çok beğenmiştim. Ya kedide... çok suratımı gördüm. Ya. Ne o ya? Bu bir karikatürsün çizimi orada da ben çok beğenmiştim. Ya çok kedide seviyorsun güzel. Hayvancıkların için. Sen çıkardın mı? Evet. Telif atmasın. Mutfağımıza götüreyim. Hatta şimdi şeyi de göstereyim. Burası komple mesela. Bilseydim burayı kupa. 3 sıra sadece kupa var burada. Bu kadar bir tane yanında da var. Bir de bulaşık makinesinde de var. Aynı şekilde. Bayağı kupa var ya. Yani evet. Kupa harici. Yani bardak gerçekten yok bu arada. İşte bir çay bardağı var herhalde değil mi? Bilmiyorum, ben de hiç. İki tane de su bardağımız bak, var ben böyle. Ben çayı bir kere şeyde içmiyorum. Genelde. İkimiz can de çay bardağında içmiyoruz evet. İçmiyorum. İçersem de şu büyüklerde falan içiyorum. Hı-hı. Onun dışında... O kupada, kahve kupada, ekola falan içeceksin o kupada. Her şey kupada. Her şey bizden. Kupada bu arada. Evet, her kupa şey yığar arka taraf. Benim gerçekten kupa zulam var ya. Ve bunlar yılların birikimi. Ta üniversite hayatımın başlangıç gününden itibaren. Böyle yine. Çok var bizde kupa ya. En işe yaramaz kupayı göstereyim mi orada? Hangisi? Dur, şimdi göster. Denk gelmesi lazım. Kupa şu. Mouse'la göstereyim. Şu. Ama o hediye. Ama o hediye. O Eyüp'ün hediyesi. Hayır. Ama. İçemiyorum ben. Evet. Sen içiyorsun ve ben içemiyorum. İçiyorum kupayı sürekli dökülüyor buradan. Sürekli. Böyle bebekler ağzının kenarından falan kaçırır ya böyle içeceği şeyi. Ufak çocuklar. Aynı öyle dökülüyor. Ağzı böyle oval. Tamam mı? Eyüp büyük ihtimalle bana yapmış onu. Sürekli dökülüyor. Ne içsem dökülüyor. Ve her seferinde unutup içiyorum ondan. Evet, el alemin insanların sana kupa koleksiyonunu göstereyim mi diye böyle çağırıyorum. Arka taraflar. Bu arada şunlar yağ ve pislik değil. Bunlar silikon. Onu da söylemek istiyorum. Teşekkürler. Evet, çok var bizde kupa ya. Yardım da. Ben bu tarafta ne var? Burada mesela seyircilerimden gelen bir takım hediyeler var. Ne yazıyordu? Sen başıma gelen en güzel şey yazıyor. Çok güzel. Evet. Bunu da Oyunun Yıldızları ödül töreninde Hira adında bir izleyicim hediye etmişti. Biz bunu çakma olarak kullanıyorum bir şeyler yakalamak için. Çok güzel. Oyunun Yıldızları'nda Pelin ödül almıştı. Biz de jüriydik. Eyüp. Açacak mıyız dolabı? Eyüp'ü bandlayın. En çok evlerde merak edilen şey budur değil mi? Dolabında ne var? Ne var dolabınızda bakalım. Şimdi bir yayıncı dolabı nasıl olmalı işte. Onu gerçekten şöyle çekerek göstermek. Evet. Hiçbir şey olmadı. Buradan Pequeen'in... İşte... İşte ya. Ya ne alaka diye. Ya. İşte. Bu üniversiteden kalma hastalık bu, ciddi söylüyorum. Bak anneden gelen turşular, soslar evet. Gördüğün gibi. Bir tane kola var ondan hep bir tane yarıya kadar içermiş. Evde yemek yapmadığını evet. Anlıyoruz. İnşallah çok çürümemiştir. Süt seviyor Pinkuyi. Evet süt çok seviyorum. Çok. Hindistan cevizi. Çok seviyorum. Biz daha öncesinde şey deniyorduk. İşte alıyoruz mesela, normal gidiyoruz. Haftalık alışverişimizi falan yapıyoruz. Hep onun sonu aldığımız şeylerin çürümesine gidiyor. Çünkü yemiyoruz. Veya bitiremiyoruz. Bitiremiyoruz i̇şte bir şey ki. Oluyor. Hep çürümesine gidiyor. Hatta bir gün Pelin'le bayağı tartıştık. En son dedim ki ya yeter, yatacak yerimiz yok. Yani çürüyor çürüyor atıyoruz, günah dedim. O günden beri doğru düzgün alışveriş yapmıyoruz. Hep ne yiyeceğiz bugün? İşte bilmem ne yiyeceğiz. Tamam onları alalım veya onları sipariş verelim işte uygulamalardan. Gelsin yapalım yiyelim bitti. Yani eve tamam, böyle Mehmet gibi bir çocuk lazım ki bizim dolaba aldığımızı bitirebilsin yani. Ha, meyve falan da çok fazla tüketmiyoruz yani. Hani bir yersen ben armut çok severim. Armut ha, çok yerim. Armut işte ayva falan bir şeyler yiyorduk ama. Onlar da böyle dediğim gibi günlük alıyoruz genelde.
Yok mama değil. Mamayı oraya koymazlar ki. Yaş maması. Mama demesi peki bu sıra. Çaklıt yeniyor evde bol bol onu anladın. Aslan, mamaların olduğu dolaba çekmiş oldu şahane. Çok doluydu bu arada. Bunu da göstereyim istiyorsun. Sizi yukarı kata çıkartıyorum. Bu tarafı görmedik. Burası gizli odalar mı? Batuhan Bey'in odasını ben bilmem evden her saymıyor. Burası ne? Orası bizim kilavayı. Batuhan bunu neden tutuyorsun? Taşınırken ben bunu buldum. İlk amacım bunu bildiğim budamaktı yani. Hani bu parça kaç o benim şeyi gibi bizimle? Biliyor musun? O benim uğurum gibi ama. Yani o benim böyle totemim Magic mi? Stick anladın mı? Magic Stick. Ne? Büyülü çubuğum. Büyülü çubuğum. Büyülü çubuğum aynen. Ala homora yapıyorum. Veya ana kora. Hani böyle şey vardı el işi işte maksat vakit geçsin. Sonra da evet. Şekli falan çok hoşuma gitti. O yüzden kapının önüne koyduk. Bana bakar mısın anlaşılan evet, herhangi canım. Bir durum olursa ben buradan bir saniye kardeşim. Gerçekten amacım oydu biliyor musunuz? Biz şeyde sizde var mı bilmiyorum. İş eğitimi miydi dersin adı? Atölye dersi mi oluyordu? İş eğitimi diye ders vardı. Ortaokulda. Evet. Yani orada biz mesela işte giderdik. Kütük gibi şeyler bulurduk. Onları budardık. Bir şeyler yapardık. Oyma vesaire falan. Oradan kalma bir alışkanlık bu arada. Babam da çok sever öyle şeyleri yapmayı. Ben o amaçla aldım. Dedem marangozmuş ama zaten işte. Tabii babamın babası marangoz. Hatta şey ben sırf o amaçla almıştım bunu. Daha sonrasında baktım gerçekten öldürücülük faktörü yüksek. Biraz da goy goy oldu işim. Ben de hep öyle koydum durdu. Yani bugüne kadar kimseye böyle dokundurmuşluğum yoktur. Yani bir, öyle bir insan değil. Kargocu katili diyebiliriz Batuhan için. Kargo killer şeklinde konuşabiliriz. Bir ara kargo killer olacak mı? Ya çünkü ya bir daha bana olacak. Şey söyleyebilir miyim ama bir şeyler bana lazım oluyor ve onun için geliyorlar. Ya gün aşırı bir parça olabilir. bir parça. Mesela evet. Bugün bir parça geliyor, yarın bir parça daha geliyor. Yatıyorsun 3 saat sonra bir parça daha geliyor. Çünkü ertesi bir gün parça, bir parça daha geliyor. 2 gün sonra bir parça daha çünkü geliyor. Çünkü çok güzel bir parça bir yerde, bir başka güzel parça bir yerde. O yüzden parça evet. Parça geliyor. Ve bu kargoların hiçbirine Pelin uyanmıyor. Hep ben uyanıyorum. Aşk olsun. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Alıyor şuradan şöyle adam geliyor. Adam da sıkılmış evet. Onun gibi. Ya da böyle açıp hırsızı daha farklı bir yoldan da şey yapabilir. Burası ne peki? Burası bizimkiler. Aa sizinkiler burada mı? Yavrum gülme. Yavrum sen gülme. Öyle. Gülme yavrum. Batuhan bize Batuhan gülüyor böyle şakalı. Bir nokta. Gonflet nasıl ama bir şey söyleyeyim mi? Hiç kadrajdan çıkmadı hayvan. Bir kez bile. Bayağı, bir kez bile. Şey, Gonflet'in ünlü olma şeyi varmış. Hayali varmış. Evet. Açacağım YouTube kanalı ona. Açacağım Gonflet. Ünlü olsun rahatlasın artık. İçerik yapsın hadi abi. Evet içerik artık üret. Kendi mamasını kendisi çıkartsın. İçerik üret lan köpek falan. 4 Gizmiyorsun. Milyon insan buna gülüyor zaten. Ben hariç. Ben de çok gülüyorum ama. Ben de gülüyorum bu arada. Efendim burası Batuhan'ın. Çünkü bilgisayar var burada. Orada minik kedimiz var. Abi utandı. Kıyamam ben ona. Sağır mı? Kızım sen sürekli kameranın önünde olamazsın. Çıkar mısın babacığım? Evet abi hep burada ya. Bu ne kameraya sürekli... Ya müthiş bir hayvan. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Yani hayatımda bulunmasından en mutlu olduğum şey Gofret. Bak Mia ile Minerva'dan o kadar memnun değilim. Gerçekten değilim. Ama bu hayvan yani yatırım tavsiyesidir. Evinize sahiplenin. Bir köpek sahiplenin ya. Köpekler muhteşem canlılar. Sürekli girmeye çalışıyorsun. Niye yavaş? Burada oyun oynanıyor Batuhan. Senin bilgisayarın... Bizim planlar ifşa oldu işte abi. Gitti operasyon planları ya. Hani koymayacaktık. Gitti operasyon planları. Taktik, teknik, her şey. Bak ne kadar üzgünüm orada da. Bak mutsuz oldum. İnşallah koymaz yarabbim. Koymuşlar. Burada oyun oynanıyor Batuhan. Senin bilgisayarın Pelin'inkinden iyi mi? Yok. Lan kadere bak ya. Kadere mi var? Kadere bak. Kadere bak kadere ya. Kadere mi var? Burada sen Fırat. Fırat abi. Yatarım orada. Bu arada... Güzel. Bu ne abi? Kofret. İnsan yatağını dedi. Kofret burada yatarken. Bu arada inanılmaz bir şey söylemek istiyorum size. Normalde hani hiç şey yapmaz. Suratına aslında oturdu yatakta. Kim? Kofret. Ceyda yatak. Hayır o gitmek için zaten Ceyda yaptı. Ceyda yatağında görünce. Ceyda burada yatıyor. Aha üzüldün mü? Ay çok şaşkınım. Dur, şok oldu ya. Hiç beklemiyordu. Gel Gofret. Gel. Tamam, ha, çok güzel, çok güzel. Beğendim mi? Hadi kalk yavaş. Kalk tamam. Evet, kalk.
Ay bir şey söyleyeyim, çok rahat bir şey. Herhalde. Ay sen beni kendini sevdirmeye mi geldin küçük kız? Doğal ortamındayım şu an. Ay saçıma basıyorsun balkan. Ya gerçekten böyle bir hayvan olmasına gülüyorum. Hakikaten öyle bir hayvan evet ya. Evet ya gerçekten öyle bu arada. Yani konuşsaydı, çok konuşsaydı kesinlikle bunu derdi. Çünkü hakikaten böyle huysuz babaanne, huysuz anneanne gibi bir hayvan ya. Sen neye bakıyorsun orada sürekli? Çete bakıyorum. Ha tamam. Dedim çete bir şey mi var? Ben bayağı doğal ortamındayım. Sigara içsem ne kadar? Ay saçıma basıyorsun Bofret'cim biraz öyle. Ama resmen istemiyorsun orada. Ay pardon. Sen üst kattan buraya ethernet kablosu mu çektin? Evet evet daha oralar. Bofret biz gidiyoruz. Bofret. Bofret seni kapatıyorum artık sen. Burası banyo. Şey diyor değil mi? Ulan yapmamış orayı. Bak kabloyu oradan çekmiş. Yarın sabah gelir. Hani kablo bacasını şey neydi o kablo tünelini şey yapacak falan. Kesin onları düşünüyor. Can hoş geldin bu arada. Burça sen de hoş geldin. Yarın sabah gelir. Yarın sabah elinde şeyle. Ya babam izlerse arar. Evet öyle hemen öyle arar. Orayı öyle öyle yapacaksın. Şöyle şöyle hani yapacaksın. Yapacaksın. Kaç ay oldu falan. Evet. Aa, banyomuz. Banyomuz çok güzel. Look at me. Look at this. Kurutma yıkama hanım kızımız pek temiz. Ellerinde usta. Burada yeni banyo yapılmış. Buhar var. Evet evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Üst kata çıkıyoruz. Çok beklenen yayın evet odasına gidiyoruz. Alt kat Batuhan'ın üst katta benim. Ben videonun çok büyük bir bölümünde bende de var bu koltuk. Farkındasın. Evet farkındayım. Duşa giriyorum çıkıyorum yok yani. Tamam. Yıllardır merak edilen P-Queen'in odasındayız. Henüz kimseye açmadığı kapılarını sadece ne oluyor ya izleyicilerine canları açtı. Çekmeyin kardeşim çekmeyin. Çekmeyin ya. Ben bir tek tek geçeyim. Geç şunları. 100 bin abonesi. Arkaya logosunu koymuş. Yok gelmedi. Ana gelmedi yazsam. Güzel. YouTube lütfen artık gönderin ha. Gönderin ha. Biz Türklerin gücünü göstermeyelim yani. Yanılıyor mu Batuhan? Buradan doğru, YouTube'da bir kez daha seslenir. 1 milyon büyük için yollayın insanları. Titriyorlar şu an. Beni de ayrıca YouTube'da bir milyon yaparsak çok sevineceğim. Çok teşekkür ederim. Al olsun mu şurası? Yak yak. Yak. Bak, alev. Alev alsın. Görün mü? Ambiyans nasıl değişti? Wow. Ödülleri. Nasıl değişti bir anda ambiyans? Bak. Yılın, kadın parıl parıl yıl oldu. İnanılmaz değişti ambiyans. Bakın. Burada Beriyan var. Beriyan'ın bana çindi. Altındakini biz de çizmişler değil mi? Tabii. Altındakini de şeyin kardeşi. Aa adını unuttum. Ay çok özür dilerim adını unuttum. Burası bizim köşemiz. Orası komple sizden gelenlerle dolu. Daha kapının kiler, arkasında kiler da tarafında falan da var burada. Koyamadığımız edemediğimiz. Bayağı var ya. Daha onun arkasında Melsa'nın çizdikleri var dosyayla. Başka şeyler de var. Dosya var. Hep sonra diyor bu röportajdan bana şey videosundan sonra zenginlik harbi hayatlar videosundan sonra gömleğini göndermişti. Üstünde yazan not falan var. Bunlar da çocukluk fatilerimiz işte. Neyi aldı? Evet, bu senede kadın geldi ama kırık geldiği için. Değil mi? Herkesin kırık gelmiş. Ya benimki parça pinçik. Yani mutlu böyle oldu mu bizim sunumumuzda? Çok. Ben şimdi zaten gerçekten sizin sunuculuğunuz akıcı yapmış yani. Ay, aşırı çok iyiydi. Çok iyi. Kanka bu sana hiç benzemiyor ya. Aa nasıl? Nasıl ya? Ben benzetemedim. Ama başka bir sanat. Hayır benim ama. Ama benim o. Bir dakika ya. Bunu nereden buldun? Onu bir şeyle gönderdi. Twitch gönderdi. Beni Twitch'te iplemiyorlar ki. Beni. Kimse umurunda değil Twitch'te. Yıllardır emek verdik. Zaten izleyen diyor. Bok gibi yayın yapıyorum. Önemli değil. Aa, hiç de öyle değil. Doğrusu. Hayır, hiç de öyle değil. Hayır, hiç de öyle değil. Tamam, madem o kadar ısrar et. Tamam, çok ısrar et. Dur bana yapayım biraz ya. Dur bakayım, P-Queen olacağım şimdi. Oğlum! Bunlar benim yayın ekipmanları. Bir günlüğüne P-Queen oldu. Her biri. Aa, çok güzel. Bir insanın yayın ekipmanları niye bu olur ki yani? Neden? Yani gayet mantıklı bir yerde bence. Hayır yayın ekipmanım diye normalde insanlar neyi gösteriyor biliyor musun? İşte bu bilgisayarım. Ha. Bu mouse'um. İşte bakın bu kulaklığım. Burada stream deck'imiz var falan diye gösteriyor. Ben şey gösteriyorum. Bunlar benim yayın ekipmanım peruk. Şimdi onlar herkeste var. Önemli olan herkeste olmayan değil mi? Kimse, kesinlikle. Kimse de peruk yokmuş mesela. Şimdi o zaman şunu söylemek istiyorum. Look at this. Look at this. Karizmanın başkenti diyebilir miyim? This, look at us. Ay Murat çok kötü oldun. Nereye kötü oldun canım? Biz P-Queen olduk şu an. CD kraliçesi oldum kız. Çok güzel oldum ha. Ama bu arada ben sana söyleyeyim. Videonun başında olacak birçok insan da bu arada bilmeyen inanabilir. Güzel yakaladım. Ben de yok iki tane PC. Laptop'tan yapıyorum. P-Queen. Özendi biraz sana şu an Murat. Ne bende bundan da yok. Aa mikrofonunun kral seçim. Ben böyle oturduğumu hiç hatırlamıyorum.
Nasıl bir o? Ben asla hatırlamıyorum böyle oturduğumu. Yemin ediyorum ki hatırlamıyorum. Evet. Güzel mikrofon, doğru mikrofon. Bir de ne kadar ciddi. Yani anlıyorsun. Sure abi, sure iyidir yani. Sure, tabii ki de. I'm sure. Bakıyorum da herkes şakaları yapıyor burada. Yani gerçekten insana enerji veren bir yayın olsun. Evet, çok güzel. Benimkini düşün, yayın yapamıyorsun. Büyük olduğu için, küçük olmasının artısını anlat. Acaba Fırat abi kafasındaki ve gözündekini unutmuş olabilir çünkü o ciddiyette anlatıyor her şeyi. Her Fırat sen ne kadar nankör, ne kadar memnuniyetsiz, ne kadar korkunç bir insanmışsın. Yavrum hem simülatörden dolayı küçük olmaması. Ev tutarken en büyük odayı istedi abi. En ama en yani hani. Elim bundan önceki evde salonda yapıyordu. Evet. Sen de ne kadar ben fena bir kızsın. Ben salonda yedim. Bilin salon. Şimdi mutluydum yani salonda. Ne ya abi? Aaa o benim esniyet bozdu. O benim yüzüm esniyet bozdu. Adam benim burnumdan rahatsız olup burnumu şoplamış o fotoğrafta. Ve o senelerde şop yoktu. O adam bir melek. O senelerde şop. 2009 Batuhan. 2009. O kadar ben üstün. Ben şop 2009'da üretilmedim. Hayır o kadar üstün. Öyle herkes yapabilir bir şey değildi. Ben sana ilkokul fotoğrafımı getiririm. Adam... Şimdi, ergenlikteki çocuğu şoplamışlar. Şimdi bak şimdi şöyle bir şey var ama o dönemler sivilceler, kızarıklıklar, gözaltı varlıkları siliniyordu. Bunu kabul ediyorum. Ama buna ya şu tipe bakar mısın yani şu karizmama? Şu karizmama bir bakar mısın? Adam o sene benim burnumu fındık yaptı. Fındık. Öyle kolay değildi o kadar. Peki adam şimdi bulsam bütün lise albümlerinde küçük burunluyum yani adam sayesinde. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Sadece bu ışıkla mı yapıyorsun yani? Sadece o ışıkla yapıyorum. Üsttekini çünkü açınca bu sefer çok parlak oluyor. Ben de parıl parıl parlayan tutmuyorum. İyi çünkü senin yayınlarda ışığın çok iyi. Bir tane ilk açtın. Şu an çeksek zaten öyle gözüküyor. Komple bu ışıkla. Aha, this my girl. Sea Queen. Sea Queen. Sea Queen ne Sea Queen? Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Artıysa göre günün hangi zekkımın peki saati ise ben bilemem ama siz bileceksiniz ona getirin. Günaydın, iyi akşamlar olacaksınız. Yeni evimiz kötü. Kızım yavaş, böyle bir dublaj olamaz ya. Böyle mi açıyorsun? Böyle abi, bak kızın enerjisi bu. Yavrum benim yayınlarımda şöyle oluyor. Selam arkadaşlar, ha birileri geldi. Hadi bakalım, başlayalım o zaman. Burada da buzdolabı var. Neden? Bu annemlerin buzdolabı. Batu Bey çok. Bu arada bu buzdolabı değil, bu cennet dolabı. Evet, gerçekten. Eski bir buzdolabı. Bu arada benim en nefret ettiğim şeylerden biri bu evdeki. Çünkü çok uğraşıyorlar. Ben de inanılmaz kıl oluyorum uğraşmalarına. Bütün bir kış, yani bütün bir kış o ben. Bütün bir yaz bunları yapmakla geçiyor, evet, değil mi? Bayağı, bütün bir yaz ama. Bayağı uğraşıyorlar. Ve şu an içerisinde bir hazine yapıyor. Size de giderken bir şeyler verecek. Ooo. Her şeyi yapıyorlar. Bu yarısının bitmiş hali yani. Neredeyse kuruldu bu dolap. Yarısını biz yedik. Yarısını onlar aldılar biraz. Ya işte oydu buydu şuydu falan, evet, derken bitti yani bir şekilde ama. Domates sosu efsane abi. Bu toplam mevcudun neredeyse yarısı. Mevcut mu? Toplam sınıf mevcut. Sanki. E tabi sınıf gibi baksana. Sıraları var hepsinin, sırada oturuyorlar. Eritmenin bir hangi hafta yiyeceksiniz? Sus otur. Şarlı şekli. Bir şeyler falan filan. Aya burada. Seninkiler kütahyalı. Ha kütahyalı. Tamam, bir tane domates görmüş sosu çorlarız gibi. Kaç tane internet farkı burada? İçeride çok gördüm, burada gördüm. Evet. Bizde de 3 var ama işe yaramıyor. Hiçbiri çekmiyor. Hiçbiri çekmiyor. Aa neyse sağlık. Burası oturma odası. Tam misafir odası değil mi burası? Dizi falan izlerseniz diyorum. Onun harcında çok izliyor. Kullanmıyoruz. Çok aşağıda kullanmıyoruz ama. Aşağıda niye oturmuyor? Çünkü onunla hiç dizi zevkimiz bilmiyor. Mükemmel çift. Açalım Ceyda Hanım. Açamaz. Orası biraz fazla güvenli. Ya, yanlardan falan geç. Bu arada burası şey bir hırsızlık gibi bir durum oluyor. Daha doğrusu korkuyorlar, öyle bir şey yok. Hemen ertesi günde oraya işte kilit taktırıyorlar falan. Hatta babamlar yoktu değil mi? Tabii. Babamlar yoktu, teyzemler mi, evet, vardı? Öyle bir durumda ya oluyor yani. Bayağı evde eksik, bir yani çelik konstrüksiyon eksik. Korku havası oluşuyor. Beni falan aramışlardı. Ben o günü hatırlıyorum. Ertesi gün bizimkiler gelince oralara işte tekrar böyle bir güzel kilitler militler yaptılar. Ondan sonra olay çözüldü. Sesi yapan oradaki çöp kutusu var. Uçuyor. Hatta birazdan görürsünüz yine uçmuş sağ, evet, falan. Sesi yapan oymuş. Anında yaptılar. Burası biraz pis. Şu an kullanmıyoruz. Burası evini da... Kütahya'dan bulup gelen oluyor mu? Hayır, Kütahyalı hiç. İzleyici. Hiç. Kimse izlemiyor mu seni Kütahya'da? Ya, Kütahya'dan izleyen çok var. Yazın hatta etrafında izleyicilerim de çok fazla oturuyor ama hiç şey yok yani. Ha, güzel, ne güzel. Bizim evin önünde bir şeyler bırakıp gidiliyor da böyle. Şu anlık teras aşırı kirli bu arada. O terliklerle bak, inemezsin ama. Şuradaki çöp kutusu. Evet. O sesi yapan. Ben ne yaptım? Hayır insin ya. Ev öyle aşırı temiz falan değildi ya. İnsin evini istediğiniz gibi. Hiç önemli değil. Sidik kraliçem. Harikasın. Kızı da klip çekilir. Çok iyi bir şey ya ortam. Riyas mı çeksek buraları yani? Buraları falan yaptırmadık hep koronada. Kızı harika.
Nasıl uçuyor? Ego yapmak. Hadi ya, çıkmıyor bak. Rüzgardan uçuyor sağa sola. Ay Batuhan peki Ceyda'nın ayaklarına basmaya çalışıyor. Ay ucuna bastın diyelim. Rüzgardan sağa sola uçuyor. Bir de çok fazla işte yağmur, kuştu, muştu falan. Teras gerçekten bakımı zor. Alt balkonda biz kapatacağız, çok şey. Biz kapatacağız ama koronadan dolayı kapatamadık. Hatta demirciyle anlaştık. Demirci bizden 2 gün önce korona olmuş. Ondan sonra biz dedik ki neyse çok kaşınmayalım. Belli ki buradan bir sıkıntı çıkacak dedik. Gelseydik mi gelmeyin. Şey yapmadık. Gelmeyin sakın. Sakın gelme. Şu an adresi çözenler varsa gelmesin. Bak. Gelmeyin arkadaşlar. Gelmeyin. Korona var. Yoksa gelir. Misafir olalım. Yani bizim. Evet. Adresi bunlar çözemez zaten. Yine tek kişilik yatak. Bizi ayrı mı yatıracaksın? Galiba. Bak ediyorsun. Aa iyi. Okey. Ayrı mı yatacağız Ceyda? O zaman uykuya dalmayacağımız zaman beraber uzanalım. Sonra sen odana geç. Ya da ben odama geç. Artık tamam. Öyle yapacağız. Tamam. Yapacak bir şey yok. Misafir umduğunu değil, bulduğu yerde yatar. Şimdi akşam yemeğinde ne yiyoruz? Tam ya. Özel bir şey. Çok güzel yapan bir tane mantıcı var. Ondan mantı getiriyoruz. Gözüm seyirdi. İşte bu yüzden sana geldik. Tosunum var. Tosun ne? Koyun değil mi? Tosun koyun yiyeceğiz. Mercimek. Hayır yok canım. Ne diyorsun ya? Yavrum onu yesedik ya. Mercimek işte ya. Dana güveç var. O zaman yemekte görüşürüz. Look at this puantiye göre. Aynen ya anlatayım size. Teras bakım gerçekten çok zor. Acayip. Özellikle kar falan yağdığında küremezsen bir de aşağıya sızdırıyor ya. Evet. Onun altında mesela benim oda var. İşte yatak odası var falan. Oralara damlıyor. Evde hayda var. Uzun süre bakmazsan ama tabii. Uzun süre bakmazsan. Şimdi Kütahya'nın yöresel yiyecek menüsü efendim. Tabii tabii. Ellerini yiyeceğim gördün mü? Bekle. Acayip. Pay coin yaptı bize değil mi? Gofret mi orada? Evet. Ne yapıyor orada? Tam seçemiyor. Yemek hazırlanıyor ya. Gözünün yani inanılmaz. Tamam, kameraya bakıyor bu arada. O zorla çıkarttık ya. Allah'ım yarabbim. Ben varken girmez de pek mutfağa. Ben yokken mutfağa giriyor. Arkadan nasıl kameraya bakıyor? Bize de düşer mi ya be? Ya çıkmadığı saniye yok hayvanın. Gerçekten prim kovalıyor yani inanılmaz. Tabii tabii. Ellerimle yaptı. Bu nedir şimdi efendim? Bu mantı ama hani Kütahya'nınki de güzeldir bu arada. Çok az bilinen bir gerçek ama mantılarımız var. Isıtıyorum hepsini şimdi. Yoğurtlayacağız. Evet yoğurtlayacağız. Yoğurdumuz orada. Bu sıkıcık çorbamız. Sıkıcık çorbamız. Bu her şeyden sulu köfteden farklı. Bunun içinde sadece bulgur var. Et yok bunun içinde. Ha bu etsiz mi dur? Etsiz bu. Evet, bu etsiz. Etli tek bir şeyimiz var, o da göveç. Göveç değil kız, güveç. Güveç deniyor. Ama burada göveç. Göveç. Bu arada normalde ben de güveç diyorum ama Kütahya'da göveç deniyor bu arada. Göveç bu arada. Yani güveç diye yazılmasına rağmen herkes göveç diyor. Göveç zaten. Büyük tartış. Bu arada büyük ben de tartışma yok arkadaşlar. Tayyip nüfus kaç? Bu arada göveç. Bak aynı. Tayyip nüfus kaç? 500 bin. 500 bin kişi göveç diyorsunuz diyor. Göveç olmuyor. Geri kalan herler güveç. Niye siz İzmirliler gevrek diyorsunuz diye gevrek oluyor da. Yavrum İzmir'in nüfusu az değil ama. Fırat abi Adanalı değil mi? Hayır. Gerçekten çok kötü bir espriydi. Yeter artık. Bence çok kötü. Bu neydi? Nasıl şaka ama? Nasıl şaka ama? Nasıl şaka ama? Orada şey de soracaktım. Abi Rıfkı nasıl diye de soracaktım. Ben off the record sordum. Off the record sordum. Tosunum. Tosunum. Tamam, aslında bildiğim mercimekli börek yani. Ama etrafı haşhaşlı. Etrafı... Haşhaşlı işte yani. Haşhaşlı işte öyle. Haşhaşlıymış. Hepsini yiyeceğiz Ceyda. Hepsini mercimekli şey var ya her şey. Mercimek kırmızı çizgimizdir. Bu arada en az 3 haftalık olan like atıyor, yorum atıyor, abone oluyor. Zaten Instagram'dan takip ediyor. Zili çanı kesinlikle açmıştır. Bildirmek koşar gelir. Bunlar candır. Canlar kendini biliyor. Bir de cancıklar vardır. Cancıklar P Queen'in ismini Sidikli Queen olarak bilirler. Geliyorlar Kütahya'ya. Tan adamı diyorlar ki abi Kütahya'nın ismi şu yol kenarından geçiyorduk yiyelim. Onun da köftecisi varmış. Yani köfte yiyin diyorlar. Bunları köfteyi kilitliyorlar. Ama canlar işte bu gördüğünüz lezzetlere kavuşuyorlar. Canlar P-Queen'in... tosunum yiyor. Tosunum yiyor. Tosunlarım benim canlarım, tosunçuklarım. Öpüyorum sizi. Evet şimdi. Ben hemen başlayacağım. İlk tadını alalım. Sonuç olabilir bu arada. Isıtayım mı ben geri? Ne yapıyorsun orada? Orada gofret var. Bak gofrete bakıyorum orada. Tamam mı? İyi izle. Gözümün bakış açısına bak. Böyle aşağı doğru bakıyorum. Ama yani suratına şak diye kapatıyorsun. Hayır onunla orada bir şey kuruyoruz. Yani kendi aramızda bir etkileşim kuruyoruz. Ben de falan deyip kapatıyorum zaten. Böyle yavaşça kapanıyor, o da dışarıda kalıyor. Yani psikopatlık falan yok bende. Evet şimdi. Bak görür ben musun? Bebeğim ilk tadımla alalım. Soğumuş olabilir bu arada. Sıkıntı ben geliyorum hemen. Sen bir tadına bak sonra tutup ben bakayım. Çok iyi.
Ben nasıl beğenecek mi beğenmeyecek mi diye nasıl gerginim ya. Hanım kızımızı da yiyor falan. Bana benim bakışa ben nasıl gerginim beğenmeyecekler diye. Ay çok büyük korkumdur ama benim. Gelen insan aç kalması. Ödüm kopar. Bir de yazık yoldan falan geldiler ya. Bak bulgun varsa bir şeyin içinde güzel. Hmm. Suyu çok iyi lan. Değil mi? Ne var bunun? Maydanoz var. Maydanoz. Yani maydanoz ondan şu an artık %100 eminim. Ben tadayım hemen anlarım. İlk defa yedim. Hmm, anlayamadım. Tarhana gibi. Ne gibi? Pelin tarhana gibi. Tarhana gibi. Evet tarhana gibi. Pelin de ilk defa yiyor bizle beraber herhalde. Biz de sana sıkıcık çorbası getirdik. Umarım beğenmişsindir Kütahya'da. İstanbul'da olur mu hiç çok sinirli kayınvalide adayım bana bir keresinde içirmişti zaman sonra. Hatta dur ne kapan söylesene biliyor desene. Kayınvalideye buradan selamlar. Selamlar olsun. Oh Pelin. Biz yemiştik değil mi? Ya, kutlu olsun. Bir kere yedim ben de. Bir kere yedik değil mi? Ben de öyle çok şey yapmadım. Bir kere Nevin teyze yapmıştı öyle yemiştim. Şimdi Fırat abi soruyor tamam mı bana? Diyor ki işte... Bu ne diyor? Ben yok hani bilmiyorum falan. Bu ne? Yok abi bilmiyorum. Dedim ki yani abi ben yerim sadece. Benim gurmelik hiç dedim olayım yoktur. Onun için o kısımların hepsi yok ama diyor ki sen Kütahyalı oldun emin misin diyor bana. Diyorum ki abi ben Kütahyalıyım. Bak Batuhan'a ne sorsa Batuhan avel evvel bakacak bütün video boyunca izni. Gerçekten yemek hiç böyle nasıl diyeyim hiç seçici olduğum bir dal değildi ya. Böyle çok kötü olursa, gerçekten yemek inanılmaz kötü olursa o zaman anlarım. Bir kere. Ama inanılmazın ötesinde bir şeyse sıkıntı yok yani yarım öyle. Bir kere ilkokulda işte ilkokul öğretmeni annesini çağırıyor Batuhan'ın. Diyor ki ya diyor bu çocuk hani diyor evde yok mu diyor alamıyor musunuz işte Dilek Hanım diyor. Hani bilmiyor de elma ne muz ne işte ne bileyim portakal ne. Yani, ne. Dilek teyze ağlayarak bunu pazara götürmüş. Bak bu elma, bak bu muz. Ya ne bileyim getiriyorum, getiriyorlar mesela meyveyi. Çocukluğumda annem babam neyse. Ben yiyorum. Hiç düşünmüyorum ki bu ne var. Ben yiyorum yani. Yararlı mı bu yararlı. Tamam ha tadı güzel mi güzel bitti. Tek yemekle ilgili tek olayım şeydi. Böyle görüntüsü hoşuma gitmezse yiyemem. Hiç yiyemezsem de. Görüntüsü böyle çok karman çorman iğrenç falan duruyor bazen. Ama lezzetli oluyor. Mesela bende bitiyor yani. Yiyemiyorum yemeği. Ama ben 3 yaşımda onları da öğrendim. Yediğim ne, nedir, ne değildir, adları neler. Onun dışında yemekle ilgili hiç ayırt etmem. Her şeyi gömerim. Şimdi geldikleri için kutlama adına şampanya patlatamadığım için birazdan soda patlatacağım. Çok iyi izleyin. Selamlar. Selamlar olsun. Oh benim. Kutlu olsun. Canlar geldi. Merhaba canlar. Hemen soda patlatmış. Cenebinizi. Haş haş da mercimek ne güzel olmuş ya. Mercimek çok mu yetişiyordu Kütahya'da? Ne ara? Sen Kütahyalı mısın? Kütahya'da herkesin evinde porselen mi kaynıyor? Güzel bir şey değil mi? Ne yapacaksın porselen? Bize çalışıyor. Uzaklara bakıyor değil mi? Karşı komşuya falan bakmaya çalışıyordu. Ceyda böyle bana bakar. Ay bu çok iyi SS'miş ya. Allah'ım yarabbim. Sen? Çeyizme. Hangi çeyizme? Yani bunu tosuncuk elle yenir. Hmm. Yanına biraz rokalı. Hamuru çok iyi abi, çok ince. Yok, yok hamuru çok iyi. Yok abi sen yok, bana versene. Bunun içine güveç koyacağım. Zaten Kütahya porselende. Bakar mısın tabakları ne kadar güzel. 5000. Az önceki görsel şey değil mi? Ben günü işlerken sağ ve sol meleklerim. Allah sizin ne yapmasın? Şu chatten çıkan yorumlar yemin ediyorum hiçbir yerde çıkmıyor ya. İnanılmaz. Yani çıkardı. Kız siz bana gelseniz iki tabak çıkaramam ben. Porselen herhalde. Değildir ki bu. Porselen mi bu? Porselen. Porselen? Keramik kan. Porselen. Ya Fırat gelirken bana resmen dedin ki dün. Pelin ne alaka mutfağına eşya alacaksın? Tabaklar keramika. Öyle çok pahalı bir sette değil bu arada. Evet bu arada kullanıyoruz bayağı. Bayağı kullanıyoruz öyle şey değil misafirlik değil yani. Benim hiç öyle şeye uyum yoktur işte ay misafire ayrı bir şey yapayım. Kendim ne kullanıyorsam gelen insan bunlar. Biz düz yani. Evet biz düzüz ya. Öyle şey huyumuz yok işte ay dur şunu özel alalım bunu özel alalım. Yok gerçekten öyle bir şey. Sadece hani bir gittik yastık aldık. Çünkü kimisinde şey huyu vardı yani. Yastık ya mesela kullanılmış yastıkla yatamaz hiçbir şekilde. Nevresimi değişse bile. Bir de terlik. Bir de terlik konusunda çok hassasımdır. Evime birisi gelecekse anam babam bile olsa gider yeni terlik alırım. Kız yayıncı dedin ya. Ne bileyim hep oyun oynuyorum düşünüyorum. Meğer yavrum iyi yemek yapıyormuş. Biliyorsun değil mi benden daha güzel her şey şu an. Ama normal Kütahya personel. Kütahya
hep Perso beni. Bu arada yazlık gerçekten dediğiniz tabağınız sıcak. Yoğurdunuz orada. Direkt fabrika satış mağazaları olduğu için yani siz internetten sipariş verirsiniz atıyorum 10 liraya alırsınız biz burada 3 liraya alıyoruz gibi bir şey var, avantajı var. Evet. Ya Hira gördün değil mi kupanı? Evet koydum oraya. Arzettiğiniz kadar dökün ben yağınızı birazdan jostlatacağım efendim geliyorum. Misafirlere 1,5 çek oldu. Abi şöyle altına doğru koyayım onu. Yoğurdum bol alayım da çok iyi ya. Ceyda çok güzel. Pequeen'in linkini bıraktım aşağıya yoruma da. Akşam 9-9.30'da yeni yayın açıyor. Orada şey bulabilirsiniz. Yok, yazın biz oradan geldik diye. Pul biber seviyorsunuz. Adanalıyım ben yavrum. Şu an Adanalı oldum. Bir kaşık daha koyayım mı? Ha, koy. Sarımsak mı yoğurt? Bilmiyorum Fırat abi değil ama galiba. Yavrum biz sarımsak soğan kölesiyiz biz. Gerçekten mi? Sen şey olsun diye misafir geliyor sarımsaklı sunmayayım dedin değil mi? Yoğurt koyuyorum. Yoksa evde evet. Dibine kadar sarımsak yiyorsunuz değil mi? Oho ben sarımsaksız hiçbir şey yemem. Ben de. Öyle. Pelin Hanım. Hiç şey yoktur ya Pelin'le bize değil mi böyle? Ekstra bir şey olmaz abi. Geldi mi yiyoruz. Evet hiç. Veya oldu mu yiyoruz yani öyle ekstra manşo olsun falan yok. Sarımsak unuttuk sarımsak mu? Normalde, sarımsak koymadım ben bilerek şey olmasın diye. Ben çünkü yok, belki dedim yok. Rahatsız oluyorlardır ediyorlardır onun için koymadım. Normalde benim ayağıma cam girmiş. Ben sabah şey kırmıştım. Bardağı kırmıştım yanlışlıkla. Ayağıma cam girmiş ama. Çıkartırım herhalde uğraş. Bak şu an o kafana kadar gider o. Damar kadar. Yolundan kalbine kadar gider. Annem hep öyle söyler cam kırılma. Uğraşıyorum ben şu an çıkartırım birazdan. Annem hep böyle der. Bir yandan alttan çıkartır. Beynine gider der anneme. Ayağından girer beynine gider temizlemiştim der. Temizlemiştim halbuki oraya ama. Annem öyle der. Ayağından girer beynine gider der anne. Şey böyle şimdi bak bakayım var mı falan. Allah korusun. Ey aile Fırat Bey'i yakmak mı istiyorsunuz? Estağfurullah olur mu hiç annem öyle şey? Annem derse doğru söylüyor. Ceyda Hanım'ın yoğurduna yağ almak istiyorum. Korku çocuğum elini korkak alıştır. Çok güzel. Hadi yemeğe devam. Bu içerik 10 numara oldu. Bir dahakine Refika'ya gidelim olur mu? Yemek bölümü çok güzeldi. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Tabağı da yedim. Kütahya porselenimi. Ceyda hala bitiremedi. Ben doldum ki. Ama etinden yiyeceksin Ceyda. Onun tadına bakacaksın. Ama et o kadar. Canı dana bu dana. Şuna söyleyeyim mükemmel pişmiş bak görünüyor ya evet, parçalanmasından şeyinden. Çok meşhur bir güveççiymiş burası. Çok şifalı duruyor ya tadı. Fazla şifalı duruyor hem de yani. Şifalı tat. Küçükken böyle annemlerin hastalandığında verdikleri et çorbalarının tadı var. Beğendin mi beğenmedin? Sen bunu beğenirsin Ceyda. Nereden beğenirim? Bunun sıfır koku var çünkü. Aşırı da pişmiş yani. Bu arada evet koku. Kokusu yok zaten ki dana abi. Bunun suyu muazzam bir şey. Çok taze et. Ye bunu. Çok güzel. Suyu çok güzel. Şu çatıyı Discord'dan da banla. Chat'ten de yetkisini al şunun. Alayım. Tamam. Görmek istemiyorum bu arkadaşı. Çağatay yaz oraya slaşamı. Yavrum aç ağzını. Evet Ceyda göveç yiyor. Göveç. Ton balığına benziyordu lan. Ne alakası var? Allah'ını seversen ne alakası var? Vallahi ton balığı yediğinizde böyle bir... Ama evet o şeylikte burada. Ya, ama lif lif açılmış da o yüzden. Güzelmiş hakikaten ha. Helal olsun. Koyayım mı biraz? Yok. Ama ben çok doydum ya. Yani yemin ederim çok doydum. Ne diyorum oğlum? Ceyda 3 kaşık şundan yedin, 2 tane tosuncuk yedin, 1 tane cimcime yedin. Neydi? Neydi? Cip cip. Sıkırık çorbası içtik ya. Ay sıkıcık. Sıkırık ne? Ya sıkıcık çorbası. Bir şey söyleyebilir miyim? Bundan sonrası da bu arada tepeleme olarak şey geliyor. Hiç kimse adlarını doğru söyleyemiyor. Asla yani. Sıkıcığın adı yanlış söyleniyor. Tosunumun adı yanlış söyleniyor. Böyle bir şeye giriyorsun. Taklaya giriyorsun yani. Ama tavsiye gerçekten Kütahya'ya gelirseniz sıkıcık çorbasını için gerçekten çok güzel. Evet ve güveç de yiyin. Emin olun beğenirsiniz yani. Bence güveç de beğenirsiniz. %90 yiyen herkes beğenir. Ya güveçi belki hani et seven sevmeyen ona bir şey demem ama sıkıcık 10 numara. Sıkıcık aşırı iyi çorba ya. İşte onu içmezdim bak. Sıkırık olsaydı içmezdim. Belli kötü bir yemek yani. Sıkırık. Çok güzel. Hani aşağılar gibi çorba. Sıkırık ya. Kütahya'nın lezzetleri aşka var. Aşk. Canlar bir tane. Kütahya'nın lezzetleri aşka geldim eti yiyince. Ben seni Laz biliyordum. Baba Rize'li. Evet. Ama geçen ben şey Ankara'da doğuyorum büyüyorum. Baban ama sonuçta Laz kültüründe değil mi? Tabii babam tam öyle. Laz tamam. Evde Lazlık var mı evde? Ya bir kişi var Lazlık olarak. Yemeklere vuruyor mu Laz? Bir kişi var Lazlık olarak yani sanki sebzeden falan bahsediyormuşum gibi bahsetmişim babamdan inanılmaz. Hani evde sanki bir fiskos varmış gibi evde Lazlık olarak bir insan bulunduruyor. Lazlık. Lazları yiyoruz. Yani yazlık gibi. Bir nüfus. Evde Pelin çay demledi ve gerçekten çay demledim. Şey çaydan böyle tane gerçi tane. Lazlık'tan onu. Geldi o çay ben anladım. Bizim de Lazlık evimiz var şey Antalya'da o. Ben de çok bir şaka.
Trabzon'da Lazlık ev aldık eşimle beraber. Yazdır oraya gidiyor. Tamam yeter ama bir kere yaptım. Bu daha iyi oldu ama. Bir şaka. Evet, şimdi çay içtik falan, sohbet ettik. Ona baksana şey getirmiş buraya. Lan kemik nereden buldun sen ya? İşte başlıyor. Ofet, yine mi kilere? Şey. Ben bu kız, yani bir kısmını şeyde Hakkı'nın yayında izliyordum. Oraları çok gördüm, çok güzel olmuş. Of. Bundan sonrasını ben biliyorum komple, editini falan. İzledin mi hepsini? Evet, evet. Ya ama merak etmişim. Bundan sonra şov başlıyor yani. Hani çok güzel video oldu ya. Yani ben çok eminim dedi de çok iyi olmuştur. Hani şeyler biz çekerken çok eğlendik. Biz gerçekten bak. Ama çekerken yani gerçekten çok eğlendik. Dur sen ya. Ofet yine mi kilere girdin? Çık dışarı. Çık dışarı. Girdiğini bakıyor bir de. Evet çok tatlı ya. Sen bunu ne tür mama kullanıyorsun? Bayağı şişkolaşmış bu. Yani taze et diyor genelde. Bak bu da geldi. Neyse Ceyda hazırlanalım. Pijamanız var mı orada? Bak şey verebilirim yani. Daha yeni yıkadım. Sadece biraz kan lekesi var. Temiz gayet güzel. Dışarıda tişörtüm var yani. Kan lekesi de yani. Demek ki bir şey yaptım. Duygu barbar var bizde. Tamam hadi o zaman Ceyda'cık gelin. Hadi o zaman tamam. Odada ne yapacağız? Çarşafları mı değiştireceğiz? Aa evet. Hadi bakalım. Gerçek bir misafirlikte olması gereken şey önce nevresimlerdir. Tertemiz yatacağız efendim. Hiç merak etme. Hiç içlerinde lek yok çarşafların. Öyle mi? Bu da hep burada kilere takılmış. Ne var? Merak etme. Hiç. Bakalım. Yani... Tamam hadi o zaman Ceyda'cık hadi o zaman tamam. Odada ne yapacağız? Çarşafları mı? Şurası. Abi burayı hani benim telefonum yaptı ya. Baksana ama bayağı da görünüyormuş. Bir şey oldu herhalde. Bayağı da görünüyormuş. Görünüyor, abi burayı görünüyor. Telefonum yaptı biliyor musunuz? Böyle telefonu koltuğun üzerine doğru atıyordum şöyle üstünde dursun diye. Hatta ne bir şeyle uğraşıyorduk acelemiz vardı. Dan dedi duvarı deldi. Orayı bari kapattıralım dedim, bayağı da görünüyor. Dedim bir şey görünüyor. Oldu herhalde yani. Laptopun lekesi orası delik bildiğiniz. Delik abi orası. Delik. Evet evet. Bayağı, yok telefon hiçbir şey yok mu? Telefon sapasap. Çizik bile yok telefonda. Duvar gitti. Hadi dış bakalım. Sıva mı gerçek deniyor? Bir misafirlikte şey olması gereken şey önce nevresimlerdir. Tertemiz yatacağız efendim hiç merak etme. Hiç içlerinde lek yok çarşaf. Bunlar bunu sizlere falan mı göndersek? Bu burada ya? Kilere takılmış. Ne var o kilerde ya? Benim ödüm dedim. Annem. Senin orada mıyak mıyak ne bağırıyor? E Pelin senin yayının mayının yok mu bugün yapmadık? Hayır bugün yok. Yayıncı olmasan ne olurdun? Ne olurdun diye bir şey de yok. Ya benim kasap olma hayalim çok vardı. Ne alaka kasap ya? Bilmiyorum ben seviyorum ya böyle bir şeyleri kesmeyi etmeyi ondan az. Ya bir an için kasap olduğumu hayal ettim de. Ben bu arada hiç ete dokunamam ha. Hiç dokunamam. Aşırı derece kötü hissediyorum kendimi. Zaten son zamanlarda... Hadi hadi yalan söyleme. Aslında seviyorum. Güzel oluyor yani. Pelin'i hayal edebiliyor musunuz şu an? Etleri kesiyorum. Öyle hayal etmesi şey olmuyor canım zaten. Hayal edemedim zaten. Yani evet. Olur mu? Sana yakışır. Bence de bana ne diyebilirim? En yakışan mesleklerden bir tanesi oldu da işte nasip olmadı. Kısmet. Tabii. Yayıncılıktan kasaplığa. Tabii. Yani olacak işte değil. Ay nevresim geçirmek çok zor değil mi? En evet. Zor şey nevresim geçirmek değil mi? Değil. Evet, nevresim geçirmek. Birini poşete geçirmek de çok zor ama. Zor bu arada doğru. Bu arada çok zor çok iyi konuşmuşum. Ne alaka ya? Ne alaka? Evde boş zamanlarımı da poşete geçirdim. Evet. Hobi gibi yani. Ama seni çöpe atacağım poşete yazık. Kedi de bizimle olacak. Biz şimdi yatıyoruz. Ya bu hayvan. İnanılmaz ya. Çok nasıl böyle bir hayvan yetiştirebildik? Ki çok sevgi dolu büyüdü yani. Zaten sevgi dolu ondan geziniyor. Kuyruk gibi geziniyor yani. Bakınca böyle ruh hastalık. Kedi de mi bizimle olacak? Buralara çıktı. Evet hadi gezin. Bir baktı geri gitti. Minarların kapısında bekliyor olabilir. Olabilir doğrudur. Orada mesela alt tarafta kapılar kapalı ya. İkisinin de şeyi yok anahtarı yok. Minerva da zıplayıp kapı açıyor. Mia ile karşılaşırlarsa gerçekten bir korku filmi çekebilirdik. Onun için ikisi de kapalıydı. Evet. Öyle. İkisini de kapatmak zorunda kaldık. Fırat abinizin göbeği değil, Batu abinizin göbeği şu an gördüğünüz göbek. Yok, duruştan ya, çok duruştan gerçekten. Duruştan evet. Yoksa benim bebişim. Ya var yine göbeğim var ama bu kadar değil. Ama bu kadar bu değil. Bu kadar değil. Evet, evet değil. Kesinlikle değil.
Biz şimdi yatıyoruz. Sabah da kahvaltımız var. Daha onlar olacak. Var. Bazı sürprizlerimiz olacak. Şimdi burada yatıya kaldığımızı kanıtlamak adına değil mi? Evet, kameraya koyalım. Kameraya kaldığımız belli olsun dedik. Sonra vay gece gittiniz mi? Yok, otelde mi kaldınız falan demeyin. Sabaha şuraya kadar koyuyorum. Bu kamera burada çalışacak. Hadi Allah'a rahatlık versin. Ya bunu, bu arada bu kısmı ilk çektiğimizde yattılar ikisi. Fırat abi... Dur, ay orayı sonra artık devamını... Var mı? Ha, var. Olduğunu bilmiyorum ki. Var, tamam, var, peki, var. Tamam. Bu da köpeğiyle... White Walking Batuhan. Evde bir şey yoktu, metre yoktu. Yoksa boyları da ölçecektik, evet ya. Burası ne? Orası bizim kile, orayı... Batuhan bunun... Lan kemik nereden buldun sen ya? Yine mi kileri? Çık dışarı. Taze et diyor genelde. Bu da hep burada kilere takılmış. Ne var o kilerde ya? Daha yeni yıkadım, sadece biraz kan lekesi var. Ya benim kasap olma hayalim çok vardı. Bırak çok öyle. Çok doluydu bu arada, buzluğumu da göstereyim istiyorsun. Buzluğum. Ben seviyorum ya böyle bir şeyleri kesmeyi, etmeyi. Birini poşete geçirmek de çok zor ama. Çok güzel. Allah bayıldım. Etmeyi, birini poşete geçirmek de çok zor. Allah, Fırat döktüm senin yüzünden. Ne oluyor aşkım? Evet. Söyleyeyim bakar mısın? Gözlemeler mi özlemeler? Ay, sırlar yapılıyor. Ay, hepsini yap. Abi ben o terlik çıkarma sahnesini 100.000 kere izlerim bu arada. Gerçekten. Ay Allah'ım yarabbim. Ya vallahi bu arada bu kadar güzel bir fikirle geldikleri için ben hem yani ikisine bir kez daha çok teşekkür ederim. Hem Fırat abi hem Ceyda abi. Ve çok doğaçlama çıktı. Normal, evet. Çok normal başladı her şey. Bizim aklımızda yoktu ha. Çay iç. Çay mı içtik? Çay içerken herhalde. Çay içtik Fırat abi sonra dedi. Evet. Ya biz dedi böyle böyle bir şey yapmıştık dedi. Mesela o video çok güzel falan. Daha önce yaptıkları bir videodan şey veriyor, anlatıyor. Hatta dedi onun dedi yanlışlıkla kayıtları silindi, yayınlayamadık dedi. Dedim yapalım, olur yapar mıyız yaparız falan derken bir anda çıktı, devam etti. Harika ya, ay. Şu kıza geçirmek de çok zor ama. Bu arada o terliğe basma sahnesi gerçek arkadaşlar, burada yok öyle bir şey. Ceyda çıkartamıyor terliği, Ceyda abla. Ben de hafif böyle ucuna doğru bastım ki hani rahat çıkartabilsin, şey yapmasın diye, ayağı yere değmesin, kirlenmesin falan diye. Mükemmel olmuş. Hani onu bir katil detayı olarak verilmek. Hiç alakası yok o detaylar. En ufak bir alakası yok. O zamanlar çünkü aklımızda yok böyle bir şey. Yok hoşuna bakar mısın? Ceyda. Kuzunun da ellerine sağlıyor. Çok güzel yapma. Abi su sakırma. Sucuk kesiyorum Fırat abi. Allah, Fırat döktüm senin yüzünden. Ne oluyor aşkım? Söyleyeyim bakar mısın? Gözlemeler mi özlemeler? Ay!
Sıcıklar yapılıyor. Ay hepsini yanıldım. Allah beni kahretmesin. Kameraya bakarken yaptım harekete bak. Bir şey olmaz. Ne olacak canım? Bir şey o silerim ben şimdi. İki saniye mi olmaz? Nereden aldınız o sucuğu? Özel yaptırıyoruz ya biz. Ben sucuk yemem. Ceyda da yemez. İşte ben daha bu kadar güzel kokan bir sucuk bayağıdır görmedim. Yenmez mi ya? Vejetaryanız bir şey var. Ben sucuk yemem. Muhteşem ya Allah'ım. Of çok keyiflendim. Ay. Gerçekten çok güzel. Yenmez. Yani. Sen neredeydin? Nasıl neredeydin? Geldim. Neredeydin? Ne demek zor? Neredeydin? Ben soracağım abi. Murat ya. Murat abi ya. Yok bir şey kardeşim. Kahvaltı. Ceyda bu arada hava bozacakmış. Evet, tipi geliyormuş. Gideceğim. Aynen. Bir an önce çıkmamız lazım. Biz kahvaltı. Aa biraz daha fazla kalsanız ya. Durur. Yok kardeşim öyle gösteriyor da. Bugün şey yaparız. Abi eğer kapatacaksa bugün de kalın yani işte hatta. Ha kalırız. Bir tane daha var. Ne kalırız boşver kalmayız. Kahvaltımızı edip hızlıca kaçarız tamam mı? Kaçarız. Hayır, kaçıyor şeyimiz yer var bak. Hıdırlık diye bir yer var, oraya gideceğiz. Mezarlık gibi bir yer. Ya Fırat abi mi geldi? Fırat abi. Yani bir şey söyleyeyim mi? Harika. Ellerinize, evet, kollarınıza, fikrinize sağlık. Mimiklerinize sağlık. Güzel. Öldüm burada yani. Şey, buradaki... tamam bunları şey yapıyoruz ama... Hıdırlık olayı gerçekten doğru. Kalsalardı Hıdırlık'a giderdik. Manzarası, manzarası çok güzel bir çay bahçesi yani. Gayet güzel böyle Kütahya'yı görüyor. Yeşillik içerisinde falan. Ya şansa gelirseniz hava o kadar kötüydü ki bu arada geldiklerinde. Ha, evet. Kar, kar yağdı, yağmur yağdı. Bir önceki günde yağmur yağdı. Kar yağdı. Biz salı giderken... İşte bizim dışarıya kahvaltıya götürürüz dediğimiz sabah deli gibi kar yağdı. Ha doğru doğru. Aynen deli gibi yağmur mu yağdı? Kar bir şey oldu evet. Evet evet sizi götürdüğümüz Mehmet. Sizi götürdüğümüz yer. Ay Fırat abi müthişsiniz çok, ya. Çok güzeldi ya. Of yani milyonlar değil trilyonlar yarışır size gerçekten ya. Harika ya. Jim Carrey havası var ama. Evet. Gerçekten. Hayır canım ne mezarlı bildiğin çay bahçesi ya. Birazcık şey tenha bir yerdir. Güzeldir yani. Baya manzarası falan güzeldir yani. Baya tepeden bakar her yere. Uçurum kenarı diyorsun. Yani tam sayılmaz ama olabilir mi? Ne diyorsun ne? Gel yukarı geldi. Kim? Gözleme neli? Boş abi. Gel yukarı. Sucuk yeme. Yeme sucuk. Gözleme neli? Boş abi. Sıcağı biraz daha. Ha tamam güzel. Kıymalı da var. Yok kıymalı istemem ben. Valla kıymalı bir şey yapmadı bize. Buzluğa hiç bakmamış. Of fıstık ezmesi çok uzak. Buzluğa bakma abi buzluğa bakma. Buzluğa şey yapmaya gerek yok ya. Değil mi? Ay kızın her yerini de karıştırdın o kadar. Biraz şey orası dolu. Dolu abi azıcık. Hayret alt taraf boş taraf mı dolu? Ne yapsın toplamışlar demek. Ya abi şimdi gamer olunca ne yapıyorsun dondurulmuş yürüyor kullanıyor. Çok güzel kokuyor ha. Etini Batuhan kesiyor işte yani. Tabii baba tarafından kasap. Etini sen mi kesiyorsun? Tabii abi biz kesiyoruz. Burada mı kesiyorsun? Hayır canım burada mezbahada kesiyoruz. Burada ne işimiz olur? İlk mezbaha ne zaman bulunur? Ne alak? Hiç zamanı değil şey. Ya muhteşem ay. Evet evet bizim ev burası işte. Ay. İşte IQ gerekiyor bazen şakalarıma. İlk matbaa ne zaman bulundu derler ya sürekli böyle. Bence çok espri yapma bu ailede. Ceyda TM'di mi? Bence çok espri yapma bu ailede. Al başıma ağrılar girdi ya gülmekten. İzgin Efendisi izleyelim. İzgin Efendisi 14'te aldı aday oluyor 11'in alın. Bitirdim kahvaltını. Çünkü çayımı içiyorum. Ceyda abla sucuktan bir tane bile yemedim. Bir tane yemedim. Kız 3 tane yedim daha bana. 3 tane mi yedin? Evet. Ben yemedim. Ya abla güzel valla şey yapar. Fırat abi ölümü gör. Alışkanlık yapar. Ölümü gör Fırat abi lütfen. Ya Allah'ın sana da saçını düzeltmemiş bana. Ya ama Batu. İnsan bir bakar şöyle. Benim tipimi görmüyor musun? Falan diye dürtersin. Benim tipim bak ben hiç bak bir şey söyleyeceğim. Bu arada tam olarak bir ev bile olması için tam bir yatıya misafir olması için hiç makyaj bile yapmadım. Vallahi yüzüme hiçbir şey değdirmedim. Normalde gözaltı kapatıcım olmadan hareket etmem. Gece 3.30 falan ben yatıyorum. Herkes yattı. Fırat abiler falan Pelin de yattı. La benim tipe bak. Abi seninki yine uzun. Benimki tam şey gibi duruyor böyle... Nasıl denir? Berduş gibi duruyor. Berduş gibi duruyor. Ay bu arada bir şey izlemeyenler varsa, kanala abone olmayanlar da varsa onlar cancıktır. Hemen linke gitsinler can olsunlar. Evet. Hemen gidip can olsunlar efendim. Uzun saç yok. Yok. Ya şu an orayı baskına uğratmayan pelinyon pelinyon değildir. Orayı baskına uğratmayan gobit ekmek gobit ekmek değildir. Ha şeyi anlatıyordum bak. Ondan önceki gün, videodan önceki gün çok az uyuyorum. Video günü de işte gece 3.30'da yatıyorum. Sabah 8.30'da kalkıyorum.
Pelin gece 12 gibi falan yatıyor herkes. O da yatıyor gece 12 gibi. Sabah 9'da kalkıyor, çok uykum var diyor bana. Ay dur yanlış yerim. Aa, Fırat abi ölümü alışkanlık gör. Yapar ölümü bu, gör Fırat abi lütfen. Al yemezsen biz senin ölümünü görürüz. Yemezsen biz. Nasıl hatırlamıyor bunu dedi. Ya Allah'ım öfe. Kol mu bu? Kol mu mu? Efendim? Kuzu kol. Güzeldir bak, güzel alışkanlık yapar ha. Farklı bir lezzeti yok mu ama güzel değil mi tadı? Değişik bak. Kan sucuğu mu bu? Yok abi bildiğin yani etten özel baharatlı maharatlı sucuk yani. Bitirdiysen kalkalım hanım. Yolumuz uzun. Hanım mı? Şimdi siz bize kalmaya geliyorsunuz. Zorluyor değil mi? Ay evet biz de size kalmaya geliyoruz. En yakın zaman İstanbul'a gelişinizde siz bize kalacaksınız. Sözünüzü evet. Burada hemen kameralar önünde alıyorum. Söz. Fırat abi de ister zaten. Bizim köpekler biraz saldırgan kızım. Aa ne olacak canım? Bizim yok yerler. Pitbull gibiler. Kim sağlıyor? Pitbull gibiler. Şunu bakacağım bir bakarsın. Öf Allah'ım Rita ile Şila yani. Bu arada pitbull gibi. Saldırgan pardon. Şeyda ısırıyor köpek bir dur ya. Olacak ama öyle değil bak. İnsanın öyle değil. Yüzünden ısırıyor insan. Severim hayvanı. Emin miyim adresi laflat? Ay bir... Psikopat gibi. Severim hayvanları. İnsanın öyle değil, yüzünden ısırıyor insanı. Severim hayvanı. Niye öyle agresif laflat? Ay değil agresif olan ya, ne alakası var ya? Şehir dışına çıkamıyorum da ben. Neden? Şehir girişlerinde, çıkışlarında malum noktalar oluyor ya. Oralardan geçerken biraz zor oluyor. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Kaçalım o zaman artık, tamam. Ay ne koçalım. Tamam. Fırat abi ne kadar ısrar ettin ya? Ben bir çay daha koyayım tavşan karım. Hadi koy hayatım. Evet. Bize dönüş vakti, biz gidiyoruz artık arkadaşlar. Bir dahakine de inşallah bize gelecekler. Yalnız evet, hayatınızda işelenmiştim vallahi. Kesin söz verdiniz, geliyorsunuz. Söz, tamam. Sözümüz. Tabii size böyle şaka yaptık. Kimse böyle burada... Katil yok yani burada. Ne oluyor ya? İçeriye olsun diye korkuya çevirdik. Değişik bir şey yaptık. Ufak size bir sürprizler ekledik. Yatıya kalsa evlerimizde böyle sürprizler olacak. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Efendim, bizim misafirliğimize puanınızı alalım. Ay 10 üzerinden 10. Misafirliğe puan. Hatta 100, bir daha gelin. Bir. Tekrar. Tamam, bundan sonra bu taraftan geçtik kesin uğrarız. Erken gidiyorsunuz ama. Evet, yapacak bir şey yok abi. Kurguya yetişeceğiz. Utku ağlıyor. Daha şey et kesecek. Siz bize geldiğinizde daha sürpriz bir içerik hazırlayacağım. Evet. Bakalım. Tamam. Biz her zaman bakalım, hazırız. Biz sürprizler hazırız. Kanaldaki zaman... herkese canlara da selamlar olsun. Pelin Yonlar. Pelin Yonlar. Pelin de selamlar olsun. Pelin'in yayınları takip edin. Bizi de orada görebilirsiniz. Aşağıda chatte yazarım. Adı Beatpack ben yazmış oluyorum orada ben. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın canlar. Öpüyorum. Ailece renk izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bak cidden bir çok güzel bir şey. Abartın. Keşke siyah çöp torbası geçirseydiniz Ceyda ablaya falan. Ya ay, ne evet oldu biliyor ya. Musun? O kadar ani karar verdik akşam, bu arada. Akşam 8-9 falan oldu. Bizim işte bu bahsettiğim sohbet geçti. Ondan sonra dedik ki tamam yaparız. Ben dedim karşı arsaya çıkarım. Oradan kemik bulurum. Ondan sonra işte şöyle yaparız böyle yaparız falan derken. İşte Fırat abi diyor ki şunu koyalım. İşte şöyle sahne çekelim. Böyle bilmem ne yapalım. Öyle gelişti yani. Vallahi Fırat yoksa, abi bir anda dedi ki Fırat abi böyle bir şey şeyler bulabilirdi. Dedi. Dedik biz de yapalım yani. Biz dedik uyarız her türlü. Ya o kadar doğaçlama olarak o kadar iyi bir evet, şey çıkarttılar evet. Ki yani. Mesela Gofret kapının altından bakıyor ya o kemiği aldım. Kilerin içine geçtim. Kapının altından kemiği oynatıyorum. Gofret de salak bakıyor böyle ne yapıyor lan bu burada falan diye. Gide, kafa gide. Atıyor kamerayı. Gide, gide. Çok güzel kokuyor ha. Yemezsin sen de. Nasıl ya? Bu arada orada neye kopuyorum biliyor musunuz? Orada bir anda şey diye bas bas var. Ben sucuk yemem. Yanına geçerek bağırıyor. Korktum ben. Esas bundan sonrası güzel. Ben sucuk yiyorum. Aa vallahi bırakmam. Askere gideceğim ben. İşte burası. Askere gideceğim ben. Ya of Allah'ım. Ay. Aa vallahi bırakmam. Askere gideceğim ben. Meşhur bir tane daha var. Onu da gideriz. Aklım uçtu. Ben de abi.
Sonra kendimi sallıyor burada. Lan ben ne kadar salak bir şey söyledim acaba? Ay of. Bağırarak su. Askere gideceğim ben. Bitirdiysen kalkalım hanım. Bir şey söyleyeceğim. Hanım. Hanım mı dedi? Burada ilk defa işte biz bir dakika bir konuşmayacağız. Sonra yatağa yatacağız. Sonra siz girin içeri dediler. İçeriye girdik. Fırat abi şöyle yatmış. Böyle. Şöyle yatmış. Ama nasıl duruyor biliyor musun? Gül tutmuyor ki. Gülüyor. Bildiğin yapmış bak böyle. Niye bir surat? Tutamadık biz de kendimizi. Onun mu dedi? Oğlum ben Gülçen. Oğlum ben Gülçen. Abi çok komik ama. Bir yüzünü kapatman lazım. Tamam dur. Uçmayan, uçmayan kalmasın efendim. Uçmayan kalmasın. Gerçekten çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Bayağı yani. Güzeldi hem de. Şöyle uçmayan kalmasın diyerek P-Queen Airlines'la şöyle koşalım efendim. Of, ay çok güldüm ya. Şey, İstanbul'da falan yaşasan işte bu tarz içerikleri çok güzel yaparsın yani. Sürekli gide gele gide gele mükemmel işler çıkartırsın. Kasaplık. Biz biraz uzak kalıyor olabilir miyiz? Evet işte keşke İstanbul'a gitsek işte hiç öyle olmayacak. Ama çok sıkıntı şehir. Ha, en sıkıntı, hiç sıkıntı. Ha, hiç sıkıntı yok. Canlara selam, kasaplığa devam evet. Muazzam ya gerçekten çok güzel. İnşallah çökülmüştür. Ben şimdi yorumlardan çökülüp çökülmediğini hemen göreceğim. Batu Başkan'ın oda tüm videolar efsane lütfen tepki yok abi ya benim. Gerçekten muazzam. Ya bu direkt yani Ceyda ablayla Fırat evet, abinin yani muazzam bir başı. Olayı. Utku da çok büyük bir faktör var. Evet Utku, tabii canım. Mükemmel. O kadar güzel. Enes. Öğren. Öğren. Gör. Bak da gör. DM bakar mısın? Ne yaptın DM'den? Kalpli P-Queen görseli mi gönderdin? Ne yaptın? Bunun için artık çok geç gibi ama bakalım. Bakalım artık. Bak da gör. Utbeyciğim kahve yapabilir misiniz acaba? Kahve var zaten. Ben sokayım ben.